S-400 hava savunma sistemini Türkiye Nisan 2017'de sözleşmesini imzaladı. Temmuz 2019'da teslim aldı ve 2020 yılı içerisinde de Sinop'ta atış testleri gerçekleştirildi. Şu anda açık kaynak verilerine göre, açık kaynak bilgilerine göre sistemler halen Mürtet hava üssünde konuşlu durumdalar. Faal durumda olup olmadıklarına dair çok kesin bir şey söylemek mümkün değil. Şu açıdan faal olduklarını söyleyebiliriz. S-400'ü kullanacak bir birlik Hava Kuvvetleri bünyesinde teşkil edildi. Personeli mevcut, eğitimleri tamamlandı ya da devam ediyor. Dolayısıyla faal bir askeri birlik. Sistemler faal mi? Ona ilişkin çok net elimizde bir bilgi yok. Bu bizim 1+1 olarak imzaladığımız sözleşmenin ilk sistemiydi. İkinci sistem, yani opsiyon olarak adlandırılan ikinci sistem için henüz bir anlaşma ya da bir teslimat gerçekleşmiş değil. İlk sistemin teslimatı tamamen rafta hazır ürün olarak, yani hazır üretilmiş bir sistemin teslimatı ile alındı. Bu üretim aşamasında Türk savunma sanayinin herhangi bir katkısı ya da teknoloji transferi gerçekleşmedi. Rusya Federasyonu ile bir yerli üretim ya da yerli katkı payının artırılması yönelik görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Ve bu eğer gerçekleşirse ikinci sistemin teslimatı ile birlikte olacak. Tabii burada son dönemde işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden görüşmesinden hemen önce yoğunlaşan tartışmalar var. Girit modeli gibi ya da sistemlerin farklı konumlara konuşlandırılması veyahut işte kutularında bekletilmesi gibi. Bu konular aslında bu konularda iki tarafın mutabık kalması ya da bir pazarlık yapması askeri ya da teknik değil, biraz daha siyasi görüşmelerin sonucu olacaktır. Çünkü S-400 tamamen seyyar bir sistem. Kamyonlara monteli. İstenildiği zaman farklı konumlara konuşlandırılabilecek bir sistem. Bu bakımdan da Ankara'da aktive edilmesiyle farklı bir konumda aktive edilmesi arasında teknik açıdan çok büyük bir fark yok. Bunların tamamı siyasi müzakerelerin ya da iki ülke arasındaki üst seviye stratejik pazarlığın konusu olabilecek hususlar. Ancak günün sonunda Türkiye'de şu anda bir sistem S-400 bulunuyor ve istenirse, o istenirsenin altını tabii doldurmak gerekir, istenirse aktive edilebilecek durumda da beklediğini farz ve kabul edebiliriz. Bu tür sistemlerde, yani S-400 gibi çok kapsamlı stratejik sistemlerde üretici ülke ile ilişkiniz, bağınız muhakkak devam eder. Yerli sanayi her ne kadar belli elektronik parçaların, belli mekanik parçaların üretimini yapabilse de o sistemlerin güncel tutulması için, bakımları için, füzeler gibi sarf malzemesi diyebileceğimiz sistemlerin temini ve tedariği için üretici ülkeyle mutlaka bir bağınızın devam etmesi gerekir. Türkiye'de bu S-400 sistemlerinin, daha doğrusu S-400 sistemlerinde kullanılacak füzelerin üretimi için bir anlaşmaya dair herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla bu füzeler eğer kullanılırsa eğitimlerde, tatbikatlarda bunların yerine yenilerinin alınması için Rusya ile anlaşmaların imzalanması gerekir. Öte yandan bakım, onarım, güncelleme için de her ne kadar Türk savunma sanayinin bu konuda belli yetkinlikleri olsa da Rusya ile yine bir askeri teknik işbirliğinin, bir iletişimin devamlı güncel tutulması gerekecektir. Aksi takdirde sistemlerin faal durumda tutulmalarında sıkıntılar yaşanabilir. Bu sıkıntı hemen yaşanmaz belki ama periyodik olarak değiştirilmesi, güncellenmesi gereken parçalar olabilir. S-400 çok modern bir sistem, yazılım odaklı bir sistem. O yazılımların belki güncellenmesi gerekebilir. Dolayısıyla bu sistemler envanterde bulundukça faal durumda tutulmaları isteniyorsa eğer Rusya ile askeri ve teknik bir işbirliği devamlı korunacaktır. Katsa'dan önce de zaten hem Amerika Birleşik Devletleri hem çeşitli Avrupa ülkeleri Türkiye'ye yönelik çok ciddi kısıtlamalar getirmişti. Ve bunların etkileri zaten uzun süredir hissediliyordu. Katsa sadece bunların üstüne ilave bir katman olmuş oldu. Örneğin Türkiye'nin Pakistan ile imzaladığı bir sözleşme var. Türkiye Pakistan'a T-129 Atak taarruz helikopteri ihraç edecek. Ancak bu helikopterin motorları Amerika'dan gelmesi gerekiyor. Amerika'da bu motorlar için bir ihracat lisansını henüz vermedi. Hala bekletiyor. Bu bekletmenin bir sebebi tabii Türkiye ile olan ilişkilerin durumu. Ancak bu konuda açık kaynaklardan izleyebildiğimiz kadarıyla Amerika'nın Pakistan'a olan tutumundan dolayı da kaynaklanan bir sıkıntı var. Bu henüz çözülebilmiş değil. Ancak Pakistan meselesi bir yana, savunma sanayinde üretimde kullanmamız gereken çeşitli
parçalar, bileşenler, teknolojiler bunların temininde hem Amerika'dan temininde hem Avrupa ülkelerinden temininde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Katsa bu anlamda aslında bu sıkıntılara sadece bir yenisini eklemiş oldu. Eğer ki herhangi bir şekilde bir Amerika ile Türkiye arasında ilişkilerin daha da gerilmesi veyahut işte söz gelimi S-400 alımı ya da Su-35 savaş uçağı bir ara tartışılmıştı. Bu gibi ilave gelişmeler neticesinde Amerika ilave katsa yaptırımları da uygularsa bunun hem savunma sanayine hem de geniş bağlamda ekonomiye daha da olumsuz etkileri olabilir. Böyle bir risk mevcut. Şu aşamada Türkiye'nin satışlarını, ihracatını etkileyen faktörler olduğuna dair çok net veri yok. Ancak bazı ipuçlarımız var. İşte Savunma Sanayi Başkanlığı yetkililerinin çeşitli mülakatlarında, açıklamalarından görüyoruz ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik ciddi anlamda kısıtladığı ihracatlar var. Askeri gemi inşaatında kullanılan çeşitli alt sistemler veya Avrupa ülkelerinden çeşitli radar, elektronik sistemler ya da füze sistemlerine yönelik alt parçaların, komponentlerin sevkiyatında sıkıntılar oldu ve bunların yerlileştirilmesine yönelik, yerli sanayi tarafından ikamelerine yönelik çalışmaların başlatıldığını takip ediyoruz.